Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 64 ve 65'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda 4 kök 45 ve 30 verilmiş alan soruluyor bize. E 45 özel açı mantığını kullanacağız. Şuradan bir dik çizecek olursak eğer 90'ın karşısı 4 kök ise 45'in karşısı ne olacak? Kök 2'ye bölünmüş hali 4 4 olacak. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküştür. Burası da 8 yapar ama beni ilgilendirmiyor. Çünkü bir üçgen alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. 4 artı 4 köküç çarpı yükseklik 4 bölü 2 bize alanı verecektir. O zaman bu da kaç yapıyor? 8 artı 8 köküç mü yapıyor? Evet. Cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. İkinci soruda da AE kaç birimdir diye soruluyor. Hmm. <laughs> Gençler Şimdi şuna dikkat edecek olursan 6 tabanına ait yükseklik var burada. Hangi üçgende? Şuradaki üçgende. Hocam bu üçgenin alanı taban ve tabana ait yükseklik olduğu için alandan gidebiliriz. 6 çarpı 12 bölü 2 eşit. Aynı zamanda kırmızı üçgenin alanında taban x kabul edersen x tabanına ait yükseklikte de 4 değil mi? Geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş. Evet çünkü bunun tepesi burası oluyor. Buradan yükseklik de 4. Yani x çarpı 4 bölü 2 eşit olacak. Her ikisi de aynı alana eşit. Dolayısıyla bunlar eşit. Bunlar gitti gitti. 4 ile 12 sadeleşti. 3, 6 kere 3, 18 yapar x. E bizden 18 isteniyor. Cevap balık esir. Geldik küçüğe. Aşağıda abc dik üçgeni biçimde kağıt şöyle bir katlanmış. Katlama gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hop eski haline geri açıyorduk. Açtığımız zaman bir kere 12, 15 ile üçgen 9, 12, 15. 12 ise burası da 12 mi? 12. Sonra üst üste binen kenarlar eşit. Şunlar da birbirine eşit. E, açılar da eşit. 90 ise burası da 90, burası da 90 yapar. B üstü DC. B üstü DC şu kenarları bulmam lazım benim. E, tamamı 15'te Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Sonra ben buraya x dersem burası da x olur. E tamamı 9'da burası da 9 eksi x oldu. Pisagor. 9 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 3'ün karesinden yapacağına işlem işlem işlem. x nedir? Hocam 4 koyarsak 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. 4 çıktı. O zaman üçgenin alanı en basit kısmı. 3 çarpı 4 bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı dik üçgen olduğu için çünkü şu bölgenin alanı isteniyor. 12 bölü 2'den cevap 6 çıkar. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Aşağıda ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt doğrusal çizgiler boyunca kesilerek eşit alanlı bölgelere ayrılmış. A alanı, A alanı ve A alanı. Hocam alanlar birbirine eşit. Tepe noktaları da aynı olduğu için şunlar birbirine eşit midir? Evet. Sonra bak dikkat et. Şurası A alanı burası da 2 A alanı. E hocam 1'e 2 oran var alanlarda. Tabanlarda da tepe noktası burası olduğu için ne olmak zorunda? 1'e 2 oran olmak zorunda. Şimdi Ali Bey uzunluğunu 15 vermiş. AC uzunluğunda 12 vermiş. 3A eşittir. 12 ise A'yı buradan 4 buluruz. 2A kaç çıkar? 8. E 8, 15, 17 üçgeninden burası 17 olur. Benden ne isteniyor? AE. Arkadaş 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Eşit eşitken burası da eşit olacak. Yani burası 17 bölü 2. Burası da 17 bölü 2. Tamamı 17 idi ya. E burası da 17 bölü 2 çıkar. Yani cevap böylelikle 17 bölü 2. E deremit oldu 4. soruda. Geldik 5'e. Şey. ABC üçgeni çiziniz. Tamam. Emre dersin komutanım deyip hemen ABC üçgeni çiziyoruz. Şöyle çizdik. Çizdikten sonra da çizememişiz. Şöyle düzgünce çizsek. Heh. Çizdikten sonra da ABC'yi mutlaka mutlaka şöyle gösteriyoruz. AC kenarında üçgen üçgen AC kenarı üçgeninde bir D noktası alıp BD doğru parçasını bu şekilde 2K 3K olacak şekilde çiziniz. AC şöyle AD 3k olacak, 2k olacak. Şuradan bir D noktası alacakmışım. AD 2k, DC 3k olacak şekilde. Hop BD'yi çiziniz diyor. BD kenarı üzerinde bir E noktası alıp CE doğru parçasını çiziniz. Çizelim. Burası 2a, burası da ne olacak arkadaşım? 3a olacak. Nerede? BD kenarı üzerinde. BD kenarı üzerinde. Evet, ED 2a olacak. Şöyle 2a olacak. E bir de BE 3a olacak. BC bölü ABD isteniyor. Tamam BEC. BC üçgeni yok. Hemen üçgeni oluşturalım şöyle. Hocam oran. 2A'da kalan 2A ise 3 3A, 3K'da şurası 3A değil mi? Evet yanlış yapmayalım. 3 adaki kalan 3A diyeceğiz ama 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 3'ten 2'ye alan dağıtım yapacağız. E burası 5'in katı keşke 3'ün katı olsaydı. O zaman ben bunu 3 ile çarpıyorum. 6A burayı da 3 ile çarpıyorum o zaman 9A. Dağıtamadığımız yerde dağıtamadığımız tabanla çarpıyorduk. 3 ile çarptık geriye dönüp bütün alanları. 3K'da kalan 15A. Yani 5 katı 5 katı o zaman burası da 10A olur. E bizden alan B, E, C. Yani 9A bölü. Alan ABD isteniyor. 10A isteniyor. Yani cevap 9 bölü. 10 çıkar. Evet 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Arkadaş şöyle bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk şekli. Hop açtık. Hop açtık. Ve üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Şu kenarla da şu kenara eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Burada oran verilmiş. 2A ve 3A şeklinde. CD uzunluğu CD uzunluğu 2A. Hocam burası 2A iken burası da 2A. AD uzunluğu da 3A olarak verilmiş. E tamam. E, bu arada bu açı ortayda olsun. Bak açı ortayda tabandaki oran kaça kaç? kaç? 3 e 2. Hocam burası 3K'ya burası 2K olacak. E 2K ise burası da 2K değil mi? Yani buraya da K kaldı. Haydi alan dağıtmaya. K'da kalan A ise en küçük üçgenden başlarız. 2K'da kalan 2A'dır. E hocam sonra üstte binen alanlar burada eşit olacak ya. Burası 2A'dır diyebiliriz. Ya da 3A'da kalan 3A ise 2A'da kalan 2A diyebiliriz. B tepe noktasına göre. Şimdi alan BED'yi vermiş bana. A'lı yazmama da gerek yokmuş ama olsun. BED. Alan BED 2A. 2A eşittir. 12 verilmiş. A'yı buradan 6 buluruz. Alan ABC isteniyor bizden. Alan ABC de 5A olduğundan A yerine 6 yazarsak cevap kaç çıkacaktır? 30 çıkacaktır. Yani cevap Balıkesir oldu. Altıncı soruda. Geldik yediye. BC ile şu BC ile şurası birbirine paralelmiş. Arkadaşlar iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa alan kaydırma yapıyorduk. İki paralel doğru arasında şuradaki alanı hop taban burası tepesi de burası olacak şekilde paralel doğru üstünde kaydırıyorum. Bunu aldım buraya getirdim. Tepe noktası bu taban bu olacak şekilde. Üçgen oluşturursam şöyle üçgenin alanları birbirinin tıpkısının aynısı mıdır? Evet. Önceki kırmızı alan bak şuraya geldi. E ne verilmiş? 5, 13. 5, 12, 13 üçgeni. Hocam kırmızı alanı bulabilir miyim? Evet taban belliyken yükseklikte belli. Sadece geniş açılı olduğundan yükseklik dışarı düştü. Çünkü bu tabanın tepesi burası. Buradan çizilen yükseklik dışarı düşmüş sadece. Kırmızı alan 6 çarpı 12 bölü 2'den 36 çıkar. E zaten bu alanla eski alan birbirinin tıpkısının aynısıydı. Yani 7. soru E-Dremit oldu. Geldik 8'e. Ben şu alanı bulabilirim. Ve oran verilmiş. DE uzunluğu K iken AC uzunluğu 3K verilmiş. Hocam 4 çarpı 7 çarpı sinüs 30 bölü 2'den bu alanı bulurum. Ya da çiz kardeşim 90'ın karşısı 4 ise 30'ın karşısı 2'dir. E, 7 çarpı 2 bölü 2 kaç yapar? 7 yapar. Yani şurada kalan 7 yaptı. Evet şu üçgenin alanını bulduk. E K'da kalan 7 ise tepe noktaları aynı olan üçgenlerde. 3 K'da kalan 3 çarpı 7 değil midir? Evet yani tüm alan kaç çıkar o zaman? 21 çıkar. Evet cevap 8. soruda akçay oldu. Geldik 9'a. Şimdi 9. soruda eşitler verilmiş. E hocam ben bu alanı bulmak istiyorsam büyük ihtimalle şuradaki açı lazım olacak bana. Değil mi? Kollar çarpı sinüs alfa bölü 2. Hatta özel bir açı çıkarsa dik çizerek de yapabiliriz. O zaman açıları da almamız lazım. E ben şuraya bir alfa alfa dersem ikiz kenarda. E şuraya da beta beta dersem. Hocam burası 180 2 beta yapar. 180'e tamamlayan açısı. Alfa alfaysa burası da 180 2 alfa yapar. E şu ikisinin toplamı yani 180 eksi 2 alfa ile 180 eksi 2 beta'nın toplamı 90 değil mi? E bunu attık öbür tarafa 2 alfa artı 2 beta 270 eşit olur ve alfa artı beta da 135 derece olur. Hocam bak 135 bak buraya kaç kaldı 45. E kollar çarpı sinüs alfa bölü 2'den bulabiliriz ama gerek var mı? Çizdi kardeşim 90'ı. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4'tür. 8 çarpı 4 bölü de alan kısmı en basit kısmıdır zaten. Cevabı kaç buldurur bana? 16 buldurur. Evet 9. soru Ceyhan oldu. Geldik 10. soruya. Şöyle bir katlama verilmiş arkadaşlar. Böyle bir katlama. Katlamada biz ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şöyle. Hadi açalım bakalım. Şöyle eski haline geri açtık. Sonra burası 10 ken. burası da 10 mu? Evet. Katlanıyor. A, B üstü, A, C, D üçgeni. Bak A, C, D üçgenin. Arkadaşlar şu üçgenin ağırlık merkezi vermiş. Katlanmadan önceki değil. Katlandıktan sonra oluşan bu üçgenin ağırlık merkeziymiş. Burası. B üstü noktası. E o zaman burası ağırlık merkezi ise ya bunu devamını getireceğim ya bunu devamını getireceğim ki onun devamını getirmek daha mantıklı geldi bana. 5 oldu burası. Değil mi? E, burası da zaten 90 derece olarak verilmişti. 90 ise burası da 90 değil mi? Evet. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Buradaki açılar da birbirine eşit olacak. E sonra ne yapacağız burada? Başka bir şey verilmiş mi? 10 verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş. Ağırlık merkezinden dolayı. Tamam. Aa, ne güzel bir şey çıktı burada. Bakar mısın şuraya? Hocam 10 var 15 var. Pisagor bağıntısından şuradaki kenarları buluruz. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Şu açı ortaydan dolayı 15 bölü 10. 15 bölü 10. Kollardaki oran tabandaki orana eşittir. 5'e böl 3. 5'e böl 2. Yani burası 3A. Burası 2A. Bu ağırlık merkeziydi. Burası da 3A. Şimdi buradaki Pisagor bağıntısından bu 9 A'yı buluruz. Yani şöyle bir dik üçgen var elimde. 15 burası 10 burası burası da 5 A. Hocam burası 5'in 3 katı. Hocam burası 5'in 2 katı. E burası da 5'in kare içerisinde. Şunların kareleri toplamı değil. Çünkü hipotenüs verilmiş bana. O zaman dik kenar soruluyorsa kareleri farkı. 9 eksi 4'ten 5 yapar. 5 A 5 kök 5 ise A'yı buradan kök 5 olarak buluruz. Evet A kök 5 ise burası 3 kök 5 yapar. Burası da 3 kök 5 yapar. Benden ne isteniyor? Al al D. A, C, D. Hocam tabanımız kaç? Şöyle bakar mısın? 6 kök 5. Yüksekliğimiz kaç? 10. O zaman alan kısmı en basit kısmı 6 kök 5 çarpı 10 bölü 2'den cevap 30 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap Ceyhan oldu. Güzel bir soruydu. Gerçekten. 10. soru Ceyhan. Geldik 11. soruya. Aşağıda bir okulda düzenlenen etkinlik için eşkenar üçgen şeklinde poster hazırlanmıştır. Eşkenar üçgen şeklinde bir poster var burada. Poster tabanına paralel iki doğruyla üç bölmeye ayrılmış. Sonra öğretmen posterdeki bölmelerin alanlarının bölmelerde yazan yüzde değerleriyle orantılı olmasını istemiştir. Yani onda kalan 10A ya da A iken burası 4A burasında 5A olmasını istemiş. Tamam istemiştir. Dolayısıyla posterin alanı değişmeyecek şekilde bölmeler yeniden düzenlenmiştir. Son durumda güvenlik bölgesinin alanının ilk duruma göre 30 birim kare arttı söyleniyor. Arkadaşlar bu böyleyken bir kere alanları böyle A4 A5 A şeklinde yapacağım. Bu böyleyken böyle değil. Bunlar üçü birbirine eşitken 1 3 5 diye gitmiyor muydu arkadaşlar? Evet öyle gidiyorlar. Ee, şöyle o zaman ben alanın A şu şekilde gitmesini istiyorsam. Ee, şu A4 A5 A demeyelim de şu A Ondan sonra burası 4A, burası da 5A şeklinde gitmesini istiyorum. Eyvallah. Şimdi normalde çizgiler bu şekildeydi. Ondan sonra diyor ki güvenlik bölgesinin alanı ilk bölüme göre 30 birim kare artmış. Şimdi arkadaşım burada 30 birim kare altına göre posterin alanı nedir diye soruluyor. Hmm, buradaki artışı bulacağız. Arkadaş buradaki alan nasıl gidiyor şöyle bakacak olursak. Burası S burası 3 S burası 5 S şeklinde gitmiyor muydu? Evet. E burası toplamda 9 A 14 A yaptı. 8 9 A yaptı burası da. Ya biz bunları yüzde mi şey yapsak? Yüzde mi birleştirsek? Hani yüzde 10 yüzde 40 yüzde 100 ya. Alanda böyle o zaman burası şöyle desek daha iyi olacak arkadaşlar. 10 A 40 A ve 50 A şeklinde yapalım şurayı. Tamam. E, o zaman burası da 100'ü de S, 3S, 5S şeklinde yaptığımız zaman 9 da 100'e bölünmüyor ama ya. O zaman şöyle yapalım istersen. Bak 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 bak. Tamam burası A. Burası 4A. Burası 5A. Dikkatli olun şimdi. Ne yapacağım? Ben şuranın S, buranın 3S, buranın 5S olduğunu biliyorum. Şunlar birbirine eşit gel. Hocam burası kaç S? 9S. Burası kaç S? 10S. 9S ve 10A birbirine eşit. 9 ile 10 kaçta birleşiyor? 10'a bakalım. 90'da hocam. Yani sen bunu 90 B yap, bunu da 90 B yap. E hocam burası 9 S, 90 B ise bak 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 bak. 9 S, 90 B ise o zaman S 10 B mi yapıyor? Evet. S 10 B yaptı. Burası 30 B yaptı. Burası da 50 B mi yaptı? Evet. Şuraya geldiğim zaman da 9 10. Burası 10 A ise A'yı da 9 B olarak mı buluyoruz. Evet. A'yı da 9B olarak yazdığım zaman şurası 9B. 4 kere 9 burası 36B. Burası da 5 kere 9 45B şeklinde oldu. Şimdi bize diyor ki son durumda güvenlik bölgesinin alanı 30 iken ne oldu arkadaşlar? 36B oldu. Ne kadar arttı? 6B'yi biz 30 olarak bulduk. B de buradan kaç yapar o zaman? 5 yapar. E tüm alan ne? 90B değil mi? Evet bak güzel bir soruyormuş. 90B'de 450'ye mi eşit olur? Aynen öyle. Cevap böylelikle denizli oldu. Normalde alanlar bak böyleydi. 1, 3, 5 şeklindeydi. Bu şekilde olduğu zaman da arkadaşlar yüzdelikleriyle doğru orantılı A, 4A, 5A olmak zorundaydı. Burada ne dedik? Burası 10A, burası 9S. 10A ile 9S 90'da birleşiyor deyip sonra hepsini B cinsinden yazınca 36 b 30 b çıktı. Fazlalık 6B yaptı. Fazlalığı vermişti. Benden tüm posterini alan isteniyor. 90B isteniyor. Gerçekten güzel bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir soruda da ÖSYM e sormuştu. Zor bir soru mu? Şöyle bakınca aslında çok da zor bir soru değil. Evet 11. soru böylelikle denizli oldu ve ikinci testi bitirdik. O zaman 3. teste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.